Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana göçmenlerin durumunu ve geleceğini konuşuyoruz. Ama Amerika bir göçmenler ülkesi. Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikasını nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi genel olarak çok büyük sürprizlerle karşılaşmadık. İlk başkan olduktan sonra hızlı bir şekilde girdi özellikle tek tarafta imzaladığı kararnamelerle. Ama göçmenlik konularında ciddi değişiklikler yapılması, uzun vadeli değişiklikler yapılması kongreden çıkacak yasalara dayalı bir şey. O yüzden geniş kapsamlı bir göçmenlik reformunun gerçekleşmesi ancak, Kongre'den Kongre tarafından onaylanan geniş kapsamlı bir yasa sayesinde olabilir. Bizim bugüne kadar gördüğümüz değişiklik yani çok fazla çok ciddi değişiklikler yok. Sadece bazı süreçlerde gecikmeler var. Ondan sonra bazı vize kategorilerinde tabii zor yani zorlaşmalar var. Ama şu anda çok ciddi bir kanun değişikliği yok bugün itibariyle geleceğe yönelik planlardan biri de puanlama sistemi. Bu neleri değiştirecektir? Şimdi Başkan Trump ve hükümetinin üzerinde durduğu konulardan bir tanesi Amerika'ya göç edecek kişilerin yüksek eğitimli, kendi alanlarında çok tecrübeli, iyi İngilizce bilen ve genç Kişilerden oluşmasını istiyorlar. Şu andaki sistem buna pek uygun değil. Şu andaki sistem daha çok işte yeşil kart kurası olsun şansa çıkan aile bireylerinin sponsorluğunda yapılan başvurular olsun. Bu biraz önce bahsettiğim faktörlere fazla dayanmıyor. O yüzden Başkan Trump'ın yapmak istediği bu zincir göçmenlik dediği aile üzerinden yapılan göçmenlik biraz azaltıp hatta bazı kategorilerini tamamen ortadan kaldırıp daha çok kişilerin işte tecrübesine, eğitimine dayalı bir sistem oluşturmak. Bunda da tabii daha uzun vadeli bir plan bu. Yani bir iki sene içinde gerçekleşecek bir şey değil. Üzerinde çalışmalar yapılıyor. Şu gibi faktörler ön plana çıkacak büyük ihtimalle. Kişinin eğitimi çok önemli. En fazla puanı o kazandıracak. Mesela doktorası olanlar ya da yüksek lisansı olanlar lisans diploması olanlara veya lise diploması olanlara göre çok daha yüksek puan kazanacaklar. E, kişinin Amerika'daki iş tecrübesi e, bu çok önemli bir faktör olacak. E, Amerika'da kendi alanlarında e, en az birkaç sene çalışmış olanlar e, daha yüksek puan toplayacaklar. Onun dışında İngilizce seviyesi önemli olacak. Bu Trump'ın da çok üzerinde durduğu bir konu. İngilizce bilenler yüksek puan toplayacaklar. Ve de yaş. Gençler daha avantajlı olacaklar. Özellikle 20-25 arası, 20-25 yaş arası olan gençler en yüksek puan toplayacaklar. Ondan sonra 25-30, 30-35 diye o şekilde puanlama azalacak. Buna dayalı bir sistem oluşturulmak çalışılıyor şu anda. Bu birazcık şu anda Avustralya ve Kanada'da gördüğümüz sisteme daha yakın bir sistem. Zincir göçmenliğin azaltılması söz konusu. Bu kapsamda hangi aile bireyleri dahil olacak? Şu anda zincir göçmenlik çok geniş kapsamlı. Kişilerin yani vatandaşların ve yeşil kart sahiplerinin kişilerin eşleri, ve 21 yaş yaşından küçük çocuklarına ek olarak anne babalarına, ondan sonra kardeşlerine ve aynı zamanda 21 yaş yaşından büyük çocuklarına da. Yapma hakkı tanınıyor. Eğer zincir göçmenlik ortadan kaldırılırsa veya azaltılırsa şu andaki plan sadece aile üzerinden yapılan başvuruların eşler ve 21 yaşından küçük çocuklarla sınırlandırılması, yani diğer bahsettiğim kategorilerin çoğu ortadan kaldırılacak. Beyaz Saray geçen hafta göç ve sınır güvenliği reformu çerçeve tasarısının ayrıntılarını açıkladı. Bu tasarının Amerika için eksileri ve artıları neler? En büyük artısı sınır güvenliği. Bu Amerika için çok önemli bir konu. Başkan Trump'ın kampanya sırasında kampanyasından beri üzerinde durduğu bir konu. Amerika ile Meksika arasında bir duvar inşa etmek istiyor ve bunun için de zaten geçen geçen hafta gerçekleşen bütçe tasarısı görüşmelerinde bu en öne çıkan konulardan bir tanesiydi. Ee, Başkan Trump 25 milyar civarında bir bütçe istiyor bunu başlatmak için. Ee, bunun karşılığında da Demokratlar e, bu bahsettiğiniz tasarı çerçevesinde e, DACA isimli programa e, bir çare bulunma, bulunmasını istiyorlar. E, DACA programı bildiğiniz gibi e, küçük yaşta e, Amerika'ya e, aileleriyle kaçak bir şekilde girmiş e, çocukları şimdi gerçi pek çocuk değiller, bir, e, çoğu üniversite yaşına geldi, bazı üniversiteden mezun olmaya başladı. Onlara bir çare bulunmasını istiyorlar. E, e, Onda da şu anda görüşülen konu 3 pardon 5 Mart'ta bu, bu dakika programı son sonlandırılacak şu andaki plan o ama Trump kongreye bu konuya daha uzun vadeli ve daha geniş kapsamlı bir çözüm bulunmasını istediğini söyledi Bu da biraz önce bahsettiğimiz göçmenlik reformu kapsamında görüşülüyor şu anda gözüken şu ki bu bahsettiğimiz gruba giren 800 bin civarındaki genç, daha geniş kapsamlı reform çerçevesinde büyük bir ihtimalle burada geçici oturma ve çalışma izinleriyle kalmaya devam edebilecekler. Ve de 10-12 sene civarında bir yol haritası çizilecek bu gruba ve bu sürenin sonunda da Amerikan vatandaşlığına başvuru hakkı sağlanacak. 5 Mart'a kadar uzlaşı sağlanamaması halinde DAKA kapsamındaki 800 bin göçmenin yasal hakları neler olacak? Ee, şu anda Başkan Trump <laughs> e, e, geçen hafta yaptığı bir açıklamada buna açıkla, e, açıklık getirdi. Eğer kongreden 5 Mart'a kadar bir anlaşma, bir, bir kanun çıkmazsa e, daha önce iptal ettiği geçiş programı devam ettirebileceğinin sinyallerini verdi. E, eğer ettirirse zaten çalışma ve oturma izinlerini yenileyebilecekler. E, eğer ettirmezse de e, e, bu direkt olarak sınır dışı edilecekleri anlamına gelmiyor. E, Amerika'da e, yani yasa dışı olan kişiler aynı duruma düşecekler Bu, bu ne demek Amerikan hükümeti onlara karşı sınır dışı edilme işlemleri başlatmazsa burada yaşamaya devam edebilirler ama tabii ki izinsiz duruma düşecekler. Şimdi son zamanlarda gördüğümüz en önemli değişiklik bir mülakat şartı getirildi. Bu mülakat şartı zaten her zaman aile bireyleri üzerinden yapılan başvurularda vardı, ama şirketlerin yaptıkları sponsorluklarda böyle bir mülakat şartı yoktu. Yani en son aşamaya gelindiğinde genelde sadece dosyaya bakılarak karar verilirdi. Ekim ayından itibaren bu şirketlerin yaptığı Green Card başvurularında da bu mülakat şartı getirildi. Yani bütün aşamalardan, işlemlerden geçildikten sonra en son aşamaya gelindiğinde bir devlet memuruyla mülakat yapılması gerekiyor. Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana sürpriz kararları imza atıyor. Dolayısıyla her an yeşil kart çekilişini de iptal edebilir. Eğer bu gerçekleşirse son kuraya katılanların bir hak kaybı söz konusu olabilir mi? Birazcık zamanlamasına bağlı çünkü Mayıs ayında yani en son yapılan başvurular Mayıs ayında çekilişte kazanıp kazanmadıkları açıklanacak. Eğer bu süre içinde bir şey olursa tabii ki yani Mayıs'tan önce bir şey olacağını tahmin etmiyorum ama olursa haklarını kaybedebilirler. Ama Mayıs ayında kurada çıkanlar eğer göçmenlik vize işlemlerine başlatıp o işlemleri sonuçlandırıp göçmenlik vizelerini alırlarsa onları etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Belki de şu anda bizi izleyenlerden bu kuraya katılmış olanlar var. Eğer Mayıs'ta şanslı kişiler arasında olurlarsa onlara önerileriniz neler olacaktır? Ee, şimdi e... Kura çıkanlarla, yani Mayıs ayında çıkacaklardan da onlarla başlayalım. Ee, en önemli bilmeleri gereken şey bu kurada çıkması otomatik olarak yeşil kart alacakları anlamına gelmiyor. Önlerinde atılması gereken bazı önemli adımlar var. Ee, göçmenlik vize işlemleri başlatmaları gerekiyor ve bulundukları ülkelerde. Ee, bu zaten gelen e, kura da çık, çıktınız diye gelen e, mektuplarda e, açıklanıyor. Ama maalesef çoğu kişi bilmiyor ya da bazı önemli adımları atlayabiliyorlar. E, zamanlama da çok önemli. Önemli. bu göçmenlik vize işlemleri başla, başlatılması ve bütün yani o, o süreç boyunca da bütün prosedürlerin e, uygulanması çok önemli aracı firma belki ilk başta yapılan Hani kuraya girer katılırken yapılan başvuruda İngilizcesi iyi olmayanlar veya destek almaya ihtiyacı görenler için belki faydası olabilir ama ku'ra çıktıktan sonra aracı firmaların yapabileceği fazla bir şey yok o noktada tecrübeli bir avukatla çalışmaları çok önemli Çünkü zaten bir göçmenlik vizesi başvurusu yapılıyor konsoloslukları o noktada normal bir başvuru gibi değerlendirip bir avukatla yapılması çok önemli Peki ondan sonraki süreci nedir Ondan sonra bu süreç, yaklaşık 5-6 aylık bir süreç var göçmenlik vize işlemlerinde alınan başvuru sayısına göre. Sabıka kayıtları isteniyor, sağlık raporları isteniyor. İlk başta yapılan başvurular yani kuraya girerken e, yapılan başvurulardaki e, bilgilerin doğruluğunun e, belge, yani ispatlanması belgeleri isteniyor. Tabii bütün bunlar e, zaman alıyor. En sonunda da e, mülakat var. E, bütün bu e, konularda doğrultusunda. E, mülakatta da onaylanırsa göçmenlik vizesi alıp geliyorlar. Ama dediğim gibi bu yine bir en az bir 6 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Kurada çıktıktan sonra. Göçmenlik konusu bir süre daha Amerika'nın gündeminden düşmeyecek gibi görünüyor. Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.